Merhaba arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Viyana'da doktor unvanımı alırken sosyal ve ekonomi bilimler doktor unvanı aldım. Yani sosyal ile ekonomi harmanlamayı seviyorum. Bu bağlamda bugün Ar-Ge ile psikoloji arasındaki ilişkileri sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi bu konuda beni en çok etkileyen psikologlardan biri Frederick Perls dediğimiz psikolog. Çok meşhurdur. Şimdi o insanın bilinç yapısının üç katmandan, farkındalık yapısının üç katmandan oluştuğunu söylüyor. Bir, iç dünyamız. İki, dış dünya. İkisi arasında kalan da ortak katman dediğimiz katmanlar. Üç tane bilinç katmanı var. Şimdi iç dünyamız bizim kendi içimizle alakalı. Yani o nasıl belirleniyor? Uzun vadeli niyet ve arzularımız ve kalbi boyuttan gelen ilahi destekli niyet ve arzularımızdan besleniyor. Gözlemleyen, bir anlamda gözlemleyen bilinç. Bu bizi yönlendiriyor, kontrol ediyor. Beynin alt gruplarındaki çalışmaları amaca uygun olmadığını kontrol edip gerektiğini müdahale edip sistemin çalışmasını sağlıyor. Gözlemleyen bilinç. İkinci şey dış alem dediğim, dış katman dediğimiz alem, dış veriler. Yani bizim duyu verilerle algıladığımız dışarıdaki olgular. Şimdi normalde iç dünyamıza, dış dünyamızın birlikte harmonize olup, harmanlanıp uygun bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor. Başka bir deyişle ikisi arasında herhangi bir fark olmaması gerekiyor. Örtüşmesi gerekiyor ama bir anlamda dans etmeleri gerekiyor. Hayat dansı diyoruz biz buna. Peki bu dansı engelleyen ne? Ortada olan orta katman dediği Frederick Perls'in orta katman dediği egosal zihin. Bu zihin dıştan beslenir, dış formlardan beslenir, sorumluluklardan beslenir, mal mülkten beslenir, dış referanstır kaynağı. Oysa gözlemleyen bilincin iç dünyamız iç referanstır. Bu ikisi arasında muazzam bir savaş var. Dolayısıyla biz çalışmalarımızda özel iç dünyamızla dış dünyamızı bir araya getirerek aradaki hapishane dediğimiz egosal zihinden kurtulmamız lazım. Kurtulmadığımız sürece o egosal zihin negatif duygularla, negatif hislerle, çalışmalarla bizim pozitif çalışmalarımızı, özellikle şu anda yeşil dünya çalışmalarımızı, projelerimizi engeller. Buyurun. Peki hocam, bu egolardan nasıl kurtulabiliriz? Şimdi bir kez söylediğimiz gibi üç katmandan ortadaki hapishaneden çıkmamız lazım. Egodan. Ego diğer adıyla şeytan. Bundan çıkmamız lazım. Kur'an'da da ne diyor zaten? En büyük düşmanımız diyor. Yüce Allah'ımız ne diyor? Şeytandır diyor. İkisini yani iki içle dış dünyamızı bir araya getirip dans ettirmemiz lazım. Bütünleştirmemiz lazım. Öyle çalışmamız lazım. Dolayısıyla egoyu önlememiz lazım. Peki soru şu. Egoyu nasıl önleyeceğiz? Meselesi. Bunu görüyorum ben izleyicilerde ve ziyaret ettiğim firmalarda görüyorum. Halen işte egosal olarak geçmişte bir takım deneyimleri var. Negatif. Hep dış referansı. Olur mu olmaz mı? Yani pozitif olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda egosal zihni yenmek için bence benim uyguladığım bize şunu öneriyor. Bir kez insan iki kat dikkat göstermeli. Bir kat gözlemleyen bilinç ve onun takip ettiği günlük çalışmalar. Yani bir anlamda büyük resmi görecek. Büyük çalışmayı görecek. Buna bağlı olarak küçük günlük atomi çalışmalar yapacak. Bunlardan öğrenecek ve öğrendiklerini kendisine inşa edecek. Devamlı kendisini geliştirecek. Dolayısıyla gözlemleyen bilinç bu anlamda sürekli olarak bizim faaliyetlerimizi yönetiyor. Ama orta katman dediğimiz egosal zihinde beynin altında binlerce sayısız sırt gruplarla, rakip bir takım takımlarla birbiriyle örtüşen ve birbiriyle rekabet halinde gruplar arasındaki tartışmaları gündeme getirir. Devamlı konuşur.
O konuşmalar bizim takibimizi önlediği gibi içimizdeki o büyük işte bağlantı kurmamızı engelliyor. Şunu söyleyeyim. Tasarım olayı tamamen iç çalışma. Einstein'in dediği gibi bilgi önemli ama hayal gücü daha önemli diyor. Hayal gücü bizim içimizle alakalı. Ama o hayal gücünü biz kontrol edersek. Edersek tabii. Yani öyle o düşünelim. Dolayısıyla biz içimizle bağlantı kurmamız lazım. İçimizle bağlantı kurup o yüce güçler, yüce Allah'tan bağlantı kurup ondan bu entropiye olsun, tembelliğe karşı olsun, egoya karşı olsun, şeytana karşı o mücadelede yardım almak gerekiyor. Biz buna sevgi gücü diyoruz. Sevgi gücü olmadan başarılı olmak çok zor. Bu anlamda bunu bizim içsel gücümüze ulaşabilmek için bir kez, iki kez dikkat göstereceğiz. Bir, devamlı biz uzun vadeli yetki arzularımızı ve kalbi boyut amaçlarını dikkate alacağız. Bunları daha bir yenilik olarak göreceğiz ama aynı anda iki kişilik olduğu için de, biz öyle yaşadığımız için de mevcut o egosol zihinde o konuşmalar ortaya çıkacak. Dolayısıyla o egosol konuşmaları sus diyeceğiz ama direnç göstermeden. Direnç gösterirsek büyüyor nöronlar. Daha da büyüyor. Kabul edeceğiz, sakinleştireceğiz. Sakinleştirdikten sonra bilahare daha sonra yapabileceğimiz olumlu çalışmalar varsa olumlu eylem olarak onları devreye sokacağız. Demek ki ilk yapacağımız şey bu egosol konuşmaların üzerine gitmemek, kabul etmek. O kabulle beraber o giderek küçülüyor. Ama bu ara iki kat dikkat dedik, bu ara şimdi ve burada olarak gözlemleyen bilinçler bizim hedefimizi yeşil dönüşümle alakalı ne istiyorsak onunla ilgili çalışmaları da daima gündeme getireceğiz. Çünkü iki kişilikli olduğumuzu unutmayalım. Bu bakımdan diyorum ki... Nedir bu iki kişilik olmak olayı? Bir taraf gözlemleyen bilinçli, iyi taraf kalbi boyut, öbür taraf şeytani boyut. İkisi her an mücadele eder. Şeytani ve rahmani boyut. Evet, iki boyut da var. Bu mücadeleyi devamlı yaşıyoruz. İşte bunu kontrol edecek olan şey gözlemleyen bilinç, kalbi boyutumuz ve ilahi destek. Onun için içimizden sevgi gücünü almadan bu mücadelede başarılı olmanın zor olduğunu ben kendi deneyimlerimden görüyorum. Demek ki şeye karşı, egosal zihne karşı o ortaya çıktığında kabul edeceğiz. Kabul ettikten sonra küçülüyor. Daha sonra bu hiçbir yapamayacak anlamına gelmiyor. Eğer yapabileceğim bir şey varsa sakinlikten sonra da o olumlu eylem olarak onu icraata fiziksel ortamda yine yerine getireceğiz. Ama bu başarının şeyi, yaratıcı olmanın, projelerde, çalışmalarda yaratıcı olmanın kaynağı içimize dönmek. İçimizle iletişim içerisine girerek o yüce güçten yardım almak. Bu anlamda diyorum. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle benim en çok etkilendiğim yazarlardan bir tanesi Carl Gustav Jung. Onun değişik, bilmiyorum okudunuz mu değerli arkadaşlar, tavsiye ederim. Özellikle okuduğum bir kitapta diyor ki, ben yaşamı yer altındaki büyük bir kök olarak görüyorum. O köke bağlı olarak da her filizlenen bilinçler var. Ama bilinçler dediğimiz bizler yani çiçekler gelip gider ama o kök kalıcıdır diyor. Ben diyor hayatın geçici olduğunu kabul ediyorum ama alttaki o kökün sonsuz olduğunu görüp ona olan bağlantımı hiçbir zaman kaybetmedim diyor. Bu bağlamda biz o büyük güçle beraber ve bir olarak bunu pekala mutlu ve başarılı olabiliriz. Carl Gustav Jung'un bir sözü benim hoşuma gitti. Onu izninizle okumak istiyorum. Beni en çok etkileyen Carl İsviçrelidir, psikolog. Carl Gustav Jung'un şu görüşü benim çok etkilemiştir. Ve bu konuda bunu izninizle okumak istiyorum. Diyor ki Carl Jung, kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır. Kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler, gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur, içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder. O nedenle ben diyorum ki, netice itibariyle iki kişilikli olduğumuzu dikkate alalım.
olumlu yön gözlemleyen bilinçliler, biz devamlı olarak uzun vadeli niyet arzularımızı ve kalbi boyuttaki o mesajları Yüce Allah'ımızla bir ve beraber olarak, bağlantı içerisinde olarak günlük pozitif çalışmalarımızı yapalım. Ama diğer kişilikte olan şeytani boyutunu daima dikkate alalım. O her zaman beynin altındaki zıt gruplarla konuşma yapacaktı. İlk etapta bu konuşmaları sessizleştirmek gerek, dinginlik gerekiyor. Bunun da tek yolu, kendi gözlemimde ben bunu yaşadım. Buna yapacağımız şey, buna karşılık vermemek. Kabul etmek, kabul etmek şu anlamda, teslim olmak anlamında değil. Kabul ediyoruz, sakinleştiriyoruz, onu küçültüyoruz nöronları, şeyleri, sinir şeylerini, bağlantılarını. Ama sakinleştikten sonra bakıyoruz ki biz şeyler, fiiliyatla yapabileceğimiz bir şey varsa onları yapmaya çalışarak pozitif eylemde bulunuyoruz. Ben bunu öneriyorum. Özellikle bizim gibi Ar-Ge ile uğraşan arkadaşlarımıza, özellikle benim tavsiyem kendi tecrübelerime binaen, Ar-Ge'de çünkü yenilik var, mevcudu aşmak var, yenilik var. Peki yenilik hangi boyutlarda var? Tasarım yapmamız lazım. Hem mevcudu değiştirecek yeni fikirler, hem de bu fikirlere ulaştıracak olan yöntemler. Bu bir yaratıcılık. Peki bu yaratıcılığı ben nasıl elde edeceğim? Düşünce düzeyinde biz bunları elde edemiyoruz arkadaşlar. Ancak içimizle bağlantıya girerek, sevgi gücü alarak, mesajlar vererek, bunun için bizim egosal zihni susturup, içimize dalıp, onunla beraber bunu alışkanlık haline getirerek, gözlemleyen bilincimizi giderek daha aktif hale getirerek çalışmalarda başarılı olacağımıza inanıyorum. Ben bunu uyguluyorum, herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.